Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Konya Çumra'da bulunan Zafer Etli Ekmek'teyiz. Yanımızda Veli Usta'mız var. Şu an lezzetlerimizi görüyorsunuz zaten. Ben şunu söylemek istiyorum. Kuru yemişçiden bana biraz hazırsınız ama ben bunu da ilk defa denedim ve ben gerçekten Karadenizli olarak pideden vazgeçtim diyorum. Veli Usta'mın ellerine sağlık. Şimdi lezzetlerimizden bahsedeceğiz burada. Zaten az önce Veli Usta'mın benimle paylaştığı bir şey paylaşacağım o gelene kadar. Doğduğunda etli ekmek, öldüğünde etli ekmek, düğününde etli ekmek, sünnetinde etli ekmek. Doğru mu Veli Usta'm? Evet. Şimdi zaten bu lezzetleri birazdan daha detaylı göreceğiz. Yapım aşamalarımızı göreceğiz. İçerideki ocaktaki zaten şu an muhtemelen alıyoruz odun çıtırtısını. Şimdi güzel bir sofra kuruyormuşuz gibi evimizde düşünüp böyle geriye yaslanıp bir izleyelim. Evet Veli Usta'm, nasılsınız? İyiyim elhamdülillah. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biraz daha şöyle yanıma alayım sizi. Evet Veli Bey, öncelikle Zafer Etli Ekmek kimdir? Burayla alakalı sizden bilgi almak istiyorum. Biz bir yaklaşık 2-3 ay önce işletmemizi kurduk. Elhamdülillah çok da güzel. Bunun yanında kuzu, kaz, ördek de pişiriyoruz. Kuşbaşılı, kıymalı, kıymalı kaşarlı şeklinde hizmet veriyoruz. Peki bu etli ekmek nedir? Yani biz bunun tarihçesine gitmeyeceğiz ama bu etli ekmeğin içeriği nedir? Bildiğimiz standart pidelerden ayıran nedir bunu? Etli ekmek bir kere Konya'ya has bir yiyecektir. Zaten biz Konya'mızın fazla bir çeşidi yoktur. Etli ekmek dananın kaburga bölümünden olur. Hamuru mayalı veya mayasız tercihidir. Bizim tercihimiz mayalı hamurdur. Sıcak yenen ve soğuyunca daha farklı bir tadı olan bizim temel yiyeceğimizdir. Evet. Peki bu bizim hizmet bölgemiz nerelidir? Şimdi az önce ben girişte söyledim sizin benimle paylaştığınızı. İşte düğünde etli evet, ekmek, nişanda ekmek diye, ölürsen etli ekmek, evet, doğarsan etli ekmek diye de hizmet bölgemiz nerelidir? Şimdi gelip burada yani, tabii ki restoranımızda da yiyebilirler ama evlere servisimiz var aynı zamanda. Kuzuyla alakalı bir bilgi paylaşacaktınız benimle. Evet. Son günlerde kuzuya olan taleplerimiz reklam vesaire değil de yiyenlerin çevresiyle alakalı. Evet. Konya dışına belki bir abes gelebilir ama kargo otobüs şeklinde gönderim yapıyoruz. Hani kuzu ön kol ve kaburga tercih ediliyor. Genelde kuyruk yağının içerisinde 4-5 saat piştikten sonra kuzu kebap oluyor. Kuzu kaz dediğim gibi bunda iddialıyız. Etli ekmeğin yanı sıra başka da bir çeşidimiz yoktur ve Çumra'nın tüm köylerine, çevrelerine, Çumra içerisindeki olan her yere hizmet veriyoruz. Şimdi biz aynı zamanda bunları toplu şekilde düğünlerde, cenazelerde de az önce espri olarak yapmış olduğumuz ama bu gerçekten bir değiş olan evet şahit oldum az önce ve şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizi rakiplerimizden ayıran en büyük özelliği geçmeden önce bu bence öncelikle dedenizin Çumra'daki ilk restoran yani lokanta eski usulde. Kendisi dedem Çumra'da 1970 sıralarında diye hatırlıyorum. Geçmiş tarihini tam bilmiyorum. Böyle yani şimdilik diyeceğim bu kadar. Evet, yani yılların vermiş olduğu bir deneyim saygınlık ve aynı zamanda sizin de bu işte temelden gelmeniz. Evet, yani bir kitabi bir eğitimle değil de en temelden gelmemiz. Peki burada kaç kişilik bir hizmet kadromuz var? Burada genelde aile bazında çalışıyoruz. Yani aile ortamı yarattık. Gerek hijyen, gerek gelen aile misafirlerimizden daha iyi bir tepki alabilmek için. Aile ortamımız var, birkaç tane çalışma arkadaşlarımız var. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki son olarak ekran başında bizi izleyenlerimize, gelip bizi burada ziyaret edecek olan misafirlerimize, benim gibi daha önce bunu tatmamış olan veya tadıp da buranın da lezzetini denemek isteyen müşterilerimize, misafirlerimize ne söylemek istersiniz? Vallahi şöyle söyleyeyim, daha önce de gelenler olmadı şu an ama henüz gelecek olanlar var. Ben Konya dışından gelecek olanlara kendimizi ikram etmek istiyoruz zaten. Şimdi başka ne diyeceğimi bilmiyorum ama bu şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizim etli ekmeğimizi yemeden hemen onunla alakalı karar vermesinler. Kesinlikle buna katılıyorum. Burada bizim amacımız, örnek veriyorum, şey değildir. Yani bir herhangi bir işletmeyle çekişme, ne bileyim bir yarış değildir. Biz sadece kaliteden ödün vermemeye çalışıyoruz, güleriz. Bu şekilde yani ama kesinlikle herkesi bekliyorum yani. Çok teşekkür ederim. Önce şunu size böyle şöyle vereceğim. Sonra ben böyle alacağım bunu. Evet efendim, bugün Konya Çumra'da bulunan Zafer Etli Ekmek'teydik. Yanımızda firma sahibimiz ve ustamız Veli Usta bulunmaktaydı. Vermiş olduğu değerli bilgilerden, ayırmış olduğu vaktinden ve bu güzel lezzetler için çok teşekkür ediyorum. Siz de bir kez olsun yolunuzu buraya düşürün ve bu lezzetlerden lütfen faydalanın. Ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.